Tüm maçlar zor geçiyor. Kolay kolay bir maç yok. Bunu her zaman söylüyorum. Süper Lig'de kolay kazanılan maç zaten yok. Haftalardır iyi oynayan bir Alanyaspor vardı. Ama maalesef istediğimiz golleri bulamıyorduk. Son Ankara Gücü maçıyla 5 golü birden bulmamız daha da fazla olabilirdi. İyi bir moral bulduk. Bunu da kupada devam ettirmemiz bizi daha da mutlu etti. İnşallah önümüzde Galatasaray maçında da yakalayacağımız pozisyonları iyi değerlendiririz. Bu bizim için çok önemli olacak. Çalışmalarımız zaten bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Birkaç günümüz zaten var. Maçımız cumartesi biliyorsunuz. Eksiklerimizi tamamlayacağız. O şekilde maça hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sakatlarımız var. Bildiğiniz gibi Sise bir sakatlık geçirdi belinden. O bizimle maalesef olamayacak. Aynı zamanda da sarı kart aldığından dolayı cezalı duruma düşmüş oldu. Bu şekilde hafta sonu hazırlanıyoruz. Bunu bizim hesaba katmamız bir önem taşımıyor. Sonuçta bu hakimlerin işi. Hakimler de işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. İnşallah bu hafta sonu da Galatasaray maçında iki takıma aynı doğruldular. Faulse faul, offside offside, kartsa kart aynı şekilde davranırlar. Bir yaşadığımız bir iki maçta bir sıkıntıları inşallah bu maçta yaşamayız. Çünkü futbolu güzelleştirmek lazım. Tek taraflı çalındığı zaman bir taraf doğal olarak sıkıntısını dile getiriyor. Getiren de çok oldu zaten 13. hafta itibariyle takımlar oldu. İnşallah bundan sonra güzel bir şekilde maçlarımız geçer. Hem taraftar açısından da bu daha güzel olacaktır. İki takım kulüpler açısından da doğru olacaktır. Zaten herkes haftalardır bundan yakınıyor. Bütün kulüpler, Galatasaray kulübü olsun, biz olalım, başka kulüpler olsun. Demek ki her kulübün bu doğrultuda sıkıntıları var. Bunları hakimlerimiz de göz önünde bulundurarak tahmin ediyorum onlar da hatalarını minimuma indirip güzel bir maç sergilerler. Galatasaray'la adı geçeni şu an ilk kez duyuyorum. Sosyal medyada böyle bir şey geziyorsa onu ben bilemiyorum. Sosyal medyayı her gün takip etmiyorum. Ha, adı geçiyorsa da demek ki burada iyi işler başarıyor. Takım arkadaşları ona iyi şekilde yardımcı oldu. 9 golü var. Kulübün katkısı, ona verdiği katkı çok. Bizim katkımız ona çok. O da elinden geleni zaten Alanyaspor için yapıyor. Teklifler gelmesi doğal. Gelen teklifleri kulüp de en iyi şekilde değerlendirir. Ona göre kararını zaten kulüp o açıdan verir. Ama Sisi ile ilgili zaten bizim kendin oynadığı futboldan çok memnunuz. Takıma verdiği katkıdan memnunuz. Karakteriyle zaten takımı neşelendiren bir arkadaşımız. Tabii ufak bir sakatlığı oldu. Oynayamadı. Onun galiba bence biraz üzüntüsünü yaşayarak son maçla da ilgili yediği bir sarı kart oldu yedek kulübesinde. Hafta sonu Galatasaray maçında ondan dolayı bizimle olamayacak. Ama sakatlığı şu anda da devam ediyor. Belindeki olan ağrıyla ilgili. Sonuçta bir futbolcu eksildiği zaman diğer futbolcu onun yerine girip en iyi şekilde performansını göstermesi gerekiyor. Bunu da Yasin Bamu son iki maçtadır en iyi şekilde yapıyor. Ankara Gücü maçında da yaptı. Kupa maçında da yaptı. Eksiklikler olacak. O yüzden kadro 20 kişi, 22 kişi yerini tamamlayacağız. Evet.